Netanyahu'nun açıklaması var. İdfe ve güvenlik servisleri için belirlediğim en büyük hedef İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemektir. Nükleer programı durdurmak bizim en büyük endişemiz olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ben almadım, almadık ve almayacağız. Gözlerimizi bu hedeften ayırdık. Yani bir dakika bunu tam. Ee, İran'a gelince onun yumuşak karnına vurduk İran rejiminin liderlerinin kibirli sözleri bugün İran'da İsrail'in her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtbas edemez. İran'da ihtiyacımız olan her yere gidebiliriz. Şimdi e, çok net bir şekilde şu an İran'da her yere gireriz, gidebiliriz. İran'da her yere gireriz. Netanyahu'nun son açıklaması bu. Ee, ve e, dolayısıyla tabii çok dikkat çekici bir açıklama. Ayrıca İsrail kan televizyonu İran İsrail'i vuracak diye bir e, başlık geçmiş haber başlığı geçmiş. Bunun da altını e, çizmek lazım. E, şimdi e, önce İran e, önce İsrail kan televizyonu İran İsrail'i vuracak ifadesini devlet televizyonu geçiyor. Arkasından da Netanyahu'nun bu açıklaması geliyor. E, amaçlarının nükleer e, silaha sahip olmasını engellemek olduğunu ifade ediyor. Nükleer programı durdurmak en büyük e, amaçları ve endişeleri olduğunu ifade ediyor. E, ve e, İran'a gelince onu yumuşak karnını vurduk. E, rejiminin liderlerinin kibirli sözleri bugün İran'da. İsrail'in her zamankinden daha fazla... Hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtbas edemez. İran'da ihtiyacımız olan her yere gireriz. Ee, evet. Anne yalnız bu Hı. biraz sana şey hatırlatmıyor mu? 1 Ekim'de biliyorsunuz İran vurmadan önce de İsrail benzer açıklamalar yapıyordu. İran vurmadan önce. De önce de İsrail, İsrail benzer açıklamalar yapıyordu. yapıyordu. Sürekli bu Şu tür şeylerle. Şu an İsrail hani benim, televizyonu önce İran evet. vuracak açıklamasını yapıyor. ...arkasından da Netanyahu İran'da her yere gireriz. Evet, önleyici yani, meşru önleyici işler yapıyor fakat, fakat sonuç değişmedi. Tabii. Ha şöyle bir şey var. Siz zaten vurduktan sonra... Hı hı. ...yani bir meşru müdafaa hakkınızı kullandıktan... ...ve bu haritayı böyle oluşturduktan sonra... ...neden bunu söylersiniz? Bir dakika meşru Çünkü müdafaa hakkı mı? Kendince. Ya. kendince ha, evet. Çünkü istediğini alamadı. Hı hı. Çünkü arzu ettiği hedefleri vuramadı. Çünkü İran'ın hava sahasına uçak sokamadı. O bakımdan diyor ki hala... Ben bulabilirim. Daha da bilirim. bitmiyor bu arada. Şöyle diyor bir de Netanyahu. Ee, tekrarlamak istiyorum. Karşımızdaki şer eksenini hesaplı darbelerle çökertiyoruz. Artık sınırlarımızda terör orduları olmayacak. Tekrarlamak istiyorum. Karşımızdaki şer eksenini hesaplı darbelerle çökertiyoruz. Artık sınırlarımızda terör orduları olmayacak. Bunu da Humus'u vurduktan hemen sonra hı hı. E, İsrail Devlet Televizyonu e, e, İran İsrail'i vuracak başlığını geçtikten hemen sonra yapıyor. Yani şer ekseni e, ne? hesaplı darbelerle çökertiyoruz derken aslında bir önceki haritayı bir açar mısınız arkadaşlar? Çarpıcı bir gelişme daha var e, açınca konuşalım çünkü istersen. Şunun için, bir önceki haritayı açarsanız şimdi o şer ekseninden İran'a geleceğim birazdan ama şer ekseninden kasıt yani şimdi e, zaten Gazze'yi yerle bir, bir etti. E, Lübnan'da e, İran'a vuruyor aynı zamanda üç, ve bu arada Suriye'yi vurmaya başladı. ve Aynı zamanda Rusya'ya gözdağı veriyor, Haşli evet. Şabi hesaplaşmaya gayret ediyor. Şer ekseni dediği İsrail vatandaşı Musevi olmayan herkes... Netanyahu için ekseni. devam ediyor. Enteresan. Netanyahu'nun bu akşam açıklama akşamı herhalde. Hamas artık ee, o. Hamas artık Gazze'de hüküm sürmeyecek ve Hizbullah sınırımızda birkaç metre uzaklıkta işgal edebileceği kuzey sınırımızda oturmayacak. Sevgili izleyiciler bir kere daha söylüyorum. Netanyahu diyor ki Hamas artık Gazze'de hüküm sürmeyecek ve Hizbullah sınırımıza birkaç metre uzaklıkta işgal edebileceği kuzey sınırımıza oturmayacak. Bu artık olmayacak. Ayrıca İran'ın Hizbullah'a olan silah boru hatlarını da Tabii. kesiyoruz. Suriye üzerinden ve oradan Lübnan'a. Yani e, İran'ın Hizbullah'a olan e, silah boru hatlarını kesiyoruz i̇şte duruyor Suriye üzerinden... ...Lübnan'a giden... ...tam da o zaman Hama, şu Şuhat değil mi? Laskiye, Hama, Tartus. Humus burada ve Lübnan'a girişim. Ki Hizbullah'ın... ...mainstreamlerimiz, ana üssü... ...Bekar Vadisi. Peki ama şimdi... ...Peki Hama, Humus, İran. Hı hı. E, açıklamaya Netanyahu... ...Rusya'da yasabilecek mi? Çok merak ediyorum... ...bir sonraki bölümde. <laughs> Muhtemelen adını söylemeden çünkü, civarında dönecek. Çünkü burada da... E, ...Rusya var... Yani e, şer eksenine yani şu an resmi olarak Netanyahu Suriye dedi. E, Hizbullah şer dedi. Ekseni, Hizbullah dedi, Lübnan dedi, dedi. o Yemen Gazze dedi. Dedi. Hamas Yemen dedi. Şer eksenine ben tabii çok merak ediyorum şu an <laughs> Rusya'yı da mı koydu? Bak bir iş yaptı Hande. Bence ya. çok çarpıcı o durum. Bir adım daha ileri gidelim. Şşş. Türkiye'de mi koydu? Soy bakarım ha. siz de katılın. Abi siz geçerken <laughs> ben de geçiyorum. Yo buyurun şimdi kalabilirsiniz. Geç... Evet. Şöyle bir şey yaptı. Ben de Zafer'in yanında Bakın, durayım ki beni gösteriyor ya Zafer. Şimdi geçtiğimiz <laughs> günlerde Şu ilginç şey bir şey oldu. Bu ya. Lübnan'daki gelişmeden sonra ha. özellikle bu sınıra doğru buradaki e, Hizbullah da vardı biliyorsunuz. Şeye karşı direnen Esad'ın yanında. Bunlar bu taraflara kaydılar Lübnan sınırına. Hı hı. İran yanlısı milisler de bu İsrail sınırına kaydı. Bazı hı hı. oradaki gruplar. Şimdi durum böyle olunca İdlib'te garip bir şey oldu. Bakın, ne oldu? İdlib'teki gruplar bir kısmı Halep'e, bir kısmı da Laski'ye saldırmaya kalktı hı. Aslında bir dakika, bir dakika. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani e, oradaki grupları bölme. İsrail sınırından biraz uzaklaştırma ve tekrar buralara sevk etme. Bunlar buralara saldırmaya, Laskiye'ye, Halep'e saldırmaya kalkarsa Suriye için en kritik yerlerden birisi Halep. Burada e, HTŞ e, ve bu HTŞ'yi bence iyi tanıyalım. Bu HTŞ tamamen Amerika'nın kontrolünde. Bakın biraz önce e, PKK'yı tartışırdık. Almanya'da yapılan gösterilerde, İsrail bayrağıyla PKK bayrağı yan yana durdu. Tesadüf değil bunlar. ekseninden PKK çıkmış oldu. Evet yani <laughs> e, beraberler zaten. O buradaki bu hamleleri Daha de kabusu da var. Yani o fotoğrafı da ekrana getirebilirsek neden kabus dediğimi anlayacaksınız şimdi. Ee, bugün e, saat 17'de Başbakanlık hesabında e, Netanyahu bir fotoğraf paylaşıyor. E, bilin bakalım kim var o fotoğrafta? Netanyahu bugün Kudüs'te ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Holstein ve ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Brett McGurk ile bir araya geldi. McGurk orada. Başbakan o konuşmasının başında evet. Amerikalı dostlarımıza çabalarından dolayı e, teşekkür etti. Başbakanlık ofisinin e, fotoğrafı da ekrana verirsek e, fotoğrafla birlikte paylaştığı tabii McGurk de orada olunca e, şer ekseni yani Amerika arkamda diyor herhalde. O zaman herhalde. Rusya'da şer eksenini koymanın hakkı gelmiş demek ki. Amerika arkamda dolayısıyla e, şimdi yaptığı açıklamada şer eksenini vuruyorum diyor. E, şer eksenini o zaman Rusya demeden Rusya'ya da dahil Tabii. ettiler gibi görünüyor. gözüküyor. Ya. Yani çünkü e, evet humus ve hama belki ağırlıklı İran ama e, tartus ve e, laski ağırlıklı Rusya. Evet, şimdi bizde çok güzel bir söz vardır Hı -hı. da burada söyleyemem yayında. Eceli gelen diye bir ifadeyle başlar. Hı -hı. Arkasını getiremiyorum. Netanyahu tam bir çılgınlık içerisine girdi. Farkında değil ama herhalde. Ve sonunu da getirecek bakın. Şimdi aslında bütün bu çırpınışlar İsraili dikkat edin hiçbir yerde başarılı değil aslında. Binaları yıkmakta başarılı. E şu ama, affet, değişen bir şey oldu mu? hiç çok. bakın Lübnan'a girebildi bir mi? Aynı coğrafya. Bakın girebildi mi? Ya şu turuncuyu büyütemedi, burayı da bitiremedi, Batı Şeria'yı da bitiremedi. Evet ama çok yani tabi e, ne kadar insan öldürdüğünü biliyorsunuz. Ayrı bakın i̇şte o yapıyor bir başarısızlık yapıyor. değil mi? O başarısızlık zaten. 50 bin sivil katlettiysen bakın, başarısızsın. Hizbullah elindeki o bir anlamda derme çatma da diyebileceğimiz gördüğünüz o fırlatma şeylerini derme çatma e, ihalarla İHA'larla Kamikaze ihalarıyla saldırı yapmadan önce bildiri yayınlıyor İbranice hı hı. ve en az iki saat, bir saat, iki saat önce diyor ki buraları vuracağım. Boşaltın. Boşaltın diyor sivillere. Hı hı. İsrail ne yapıyor? Üç dakika önce. Yani o bildiriyi duysam bile kalkıp evinden çıkamaz e Zaten orayı vurmuyor. Yan binayı vuruyor, öbür evet. tarafı vuruyor. Yani böyle bir durumla da karşı hı hı. karşıyayız. Sizi bekletiyorum burada. Ee, Zafer. E, şer ekseni dedi Netanyahu. Şer ekseni demişken Siz Gazze'den... De yani güzel bir eksen oldunuz böyle üçünüz. Bize de <laughs> şer ekseni demişken. Hilal olduk. Hilal olduk. Hay çok ayıp Turan yani. olduk. Ya Sayın Ortaya gidecek korksun. Şimdi bir arkadaş yazıyor diyor ki Masum Bey diyor Sayın Bakan diyor Twitter'dan kendisine cevap yazanlara cevap veriyor. Sakin olsun diyor. Öyle mi yapıyorsunuz? Yo. ha Tamam. Belki... O arada fotoğraf da gelsin. Şu anda... Kimse ee, Twitter'dan bana yazamıyor. Senden öğrendiğim yöntemi uyguladım. Tamam. bir Sayın Bakan'la <laughs> Fotoğra, paralel bir programda anladım, devam ediyoruz. Anladım o paralel <laughs> programımızı şu an bozuyorum. Ee, Suriye'yi vurmaya başladı. Şereksen'in ifadesini kullandı. Fotoğraf gelsin. Ee, arkamda da bir nevi ekranda Amerika var diyor. Ee, Amerika'nın iki özel temsilcisi orada ama tabii Brad McGurk asıl e, orada. Zatan abi ee, Dolayısıyla... kelimesini 2001'de Bush... Evet. Afganistan, Kuzey Kore, Suriye için kullanmıştı. 20 yıl sonra aynısını yapıyor. Şimdi Zafer Allah aşkına Bretman McGurk'ün olduğu bir masa, şerekseninin kullanılması. Ee, yani Suriye işgalini de mi göreceğiz? Bu şereksenine Rusya'da mı dahil edildi? Sormak istemiyorum ama o şerekseninle herhalde dili varmaz da Türkiye diyemez diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yani çok o güzel bir söz vardır. O dil sonra kesilir yani diye. Cisimlerin en böyle büyük göründüğü an, yüksekten hı hı. düşen cisimlerin en büyük göründüğü an yere en yakın oldukları andır. Yani gölge giderek büyür. Şimdi bu İsrail'in de bu bölgedeki durumu bence o. İsrail e, İran saldırısıyla beraber bence e, kralın çıplak olduğunun görüldüğü bir ülke olduğu bence tescillendi. Yani bugün yaptığı açıklamalar da İran'ı tekrar vuracağız. Efendim Suriye'de şöyle yapacağız. İstediğimiz yeri vururuz. istediğimiz yere gireriz. gireriz. Bak böyle bile olsa, böyle bile olsa ki ben bunun böyle olmadığının İran meselesiyle artık iyice açığa çıktığını düşünüyorum. Ee, İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri'de e, her alanda üstünlüklerini kaybettiler. Bak bu Gazze'deki direniş, Hamas'ın o şanlı direnişi. Bu dünyanın en kuvvetli emperyal gücünün de maskesini düşürdü. Hmm. Ne insani anlamda ne ahlaki anlamda ne askeri anlamda güçlerinin bir gazze'ye bile yetmeyeceği bence ortaya çıktı. Bu belki size romantik bir yaklaşım gibi gelebilir ama öyle değil. Yani bütün insanlığın vicdanında bir kere mahkum oldular ve bu öyle bir şeydir ki askeri olarak istediğiniz kadar güçlü olun, istediğiniz her şeyi yapamazsınız. Ben bunu dediğim gibi artık sona yaklaştıklarını kendileri de görüyor. Yüksekten düşen bir cismin nasıl en büyük ve kudretli göründüğü an, yere en yakın olduğu ansa şu anki İsrail'in durumu da odur.